So we omit the here as another empty slots here, and we try to fit or put these forms into this empty slots. The big dog makes a lot of noise. It's okay? Yes. An old car? Yes. Undefined? Yes. The professor with the Scottish accent makes a lot of noise? Yes. You see? Now it's okay. So in that way, through this taste test frames, we distribute forms. And then if you see those forms fit into those empty slots, we say they are labeled as the same category. Eğer bunlar mesela buraya giriyorsa o zaman bunların hepsi aynıdır. Non-phrase. Fark etmiyor, ne olursa olsun. Burada da yine aynı buraya, I heard the big dog yesterday. Olabilir. Okay? With the same grammatical category, tradition described as noun phrase. Buna da biz ne, bunlara ne diyoruz? Noun phrase. Niye? Çünkü birkaç kelimeden oluşuyor. It fits in the second set of test frames and not in the first set. It makes a lot of noise. This is ungrammatical. We cannot say that. And the other analysis, Latin influence, pronouns words used in place of nouns. It is more accurate to say in place of noun phrase, not just nouns. Okay. Şimdi bakın. Ne demiştik burada? It makes a lot of noise. I heard it. Şimdi pronoun ne demekti? Pronoun ismin yerine kullanılır. Ama her zaman pronoun ismin yerine kullanılmıyor. Burada olduğu gibi. O yüzden ismin yerine kullanılan değil de isim öbeğinin yerine kullanılan dersek daha doğru. Yani phrase yerine. Ya bizdeki tamlama mı? Tamlama olabilir, evet. Yani birkaç, tabi tamlama derken yani edat da beraber olabilir, sıfat da beraber olabilir. Tamam mı? Burada mesela the it diyemiyoruz. Diyemediğimiz için the it makes a lot of noise. Hatırlayın ilk cümlede the artı boşluk makes a lot of noise. Öyle değil miydi? O boşluğa it koyamıyoruz. Niye? Çünkü the var burada. Halbuki biz demiştik ki ismin yerine geçen formlara ne pronoun diyoruz. Yani the dog deriz ama the it diyemeyiz. O zaman demek ki ismin yerine geçmiyor. Bu structural analysis'e göre. Test frame'e göre bu ismin yerine geçmiyor. O zaman isim demeyelim de isim öbeği diyelim. Dolayısıyla the dog dersek bu it the dog'un yerine geçmiş dediğimiz zaman noun phrase'in yerine geçmiş olur, ismin yerine geçmiş. Hocam şu an onu belirleyen o iki makes, yani yaptığıdır ya makes, ona göre bir sürü. Ne demek istediğini anlamadım. Ben anladım. Ben sen ne demek istediğini anlamadım. Dediniz ya, biz orada şimdi it getiremiyoruz. Evet. Ama zaten getiremeyiz çünkü the dog it olmaz. Ama yine aynı şekilde git ismi karşılıyor. Şimdi, now that is a test frame. Artık prescriptive analysis, bunu bırak, descriptive analysis. Descriptive analysis'in şöyle bir metodu var, tekniği var. Evet, biliyoruz. Şöyle bir tekniği var, diyor ki, şimdi bu boşluğa giren bütün kelimeler aynı kategoriye giriyor. Tamam mı? Buraya mesela the dog giriyor mu? Girer. Okay? The dog giriyor. Buraya it girer mi? Girmez. O zaman diyoruz ki, biz demiştik hani ismin yerine it de kullanılıyor. Burada kullanamıyoruz. Bu teste göre. Bu boşluğa giremiyor. Bu boşluğa giremiyorsunuz, o zaman diyoruz ki it ismin yerine kullanılan, pronoun ismin yerine kullanılan kelime değildir. It phrase'in yerine kullanılan kelimedir. Phrase'in.
O zaman şöyle geldi. Böyle bir test yaptım. Buraya da dog giriyor mu? Giriyor. İt giriyor mu? Giriyor. Doğrudur. Demek ki şu bu testten şunu anlıyoruz. Zamirler ismin yerine geçen kelimeler değildir. Phrase'in yerine geçen kelimelerdir. Çünkü biz ismin yerine geçen kelimeler dersek ve burada kullanırsak yanlış olur. Bu analize göre yanlıştır. O zaman phrase'in yerine geçiyor. Nereden biliyoruz? Şu analizle. Anladın mı şimdi? Constituent analysis, another descriptive approach, it is constituent analysis. This is the technique and it is employed to show how small constituents or components go together to form larger constituents. For example, when you analyze this, an old man brought a shotgun to the wedding. At the word level, when we say at the word level, we analyze each component as a word. An old man brought a shotgun to the wedding. 9 constituents. 9 tane bileşeni var. Öyle. Kelime bazında. Gençler. Bu kaç tane var Yeliz? Hı? Kaç tane var? Yani Yağmur 9 dediyse 9'dur. Var? Peki 9 tane ne var? Yağmur şey Yeliz. 9 tane ne var? 9 tane bireyi var. Burada 9 tane var. Okşana söyle o bilir. Pardon, o yanındaki bireye söyle o bilir. Okey, 9 tane bireyi var. Yalnız word level'da baktığımız zaman, eğer morfolojik olarak bakarsak, yani morphemes, bu sefer kelimenin kendi içerisindeki yapıya da bakarsak, an old man brought 2, 3, shot, gun to the wedding. 2 tane ekle, 11 yap. So noun phrase, an old man, a shotgun, the wedding, prepositional phrase to the wedding, a word phrase, brought a shotgun.